17-6-2015 3. akış. Devinimi hızlandırmaya çalışırken bu yoğunlukta bütünün kürzik kaynağı tohum oldu. Devinim arttı ve bütünün kürzik kapısı açıldı. Altın tahtın ışığı kodlandı. Şu anda çok mutlu bir çalışmadayız. Ağır ağır dünya toplumları tohumlarını kodlarken nefesleri güçlenenlerin kürzik kayıtları bütünün gücü haline dönüştü. Çatıyı kurmadan toplumlarla tohum ekmenin gereği yoktu. Şimdi çatı kuruldu ve bütün kötülükleri aşıp bilişi kodlayanlar tek tek yoğunlaştılar. Erdiğiniz en yüce kapı insan soyuydu ve şimdi artık levh-i kalem bütünün gücü halinde mihasi kaha olarak kaynak oluyor. Dağa taşa ilim dedik biz anam. İlim kaynakta ışığın kol sayfasıdır. Dağa taşa levh-i kaynak dedik. İşte o kaynakta insan soyu mevcuttur. Kendini, nefesini ve tüm zamanlarını kodlayanlar dünya ruhunu kodladılar. Dünya ruhu hepimizin Kur'an'ıdır. Toy bir zamanın ışıkları bugün artık güçlü bir yaşamı kodluyorlar. Nesiller dünyada ve biz buradayız. Evrim sayfalarını okuduk. Çok mutluyuz anam. Şu ana kadar artık yaşam yok diye çağrılar yapanlar bilinç halinde görüyorlar ki dünya ruhlar Kur'an'ı halindedir. Mutlak bir sayfadır, zamandır ve katiyettir. Bu dünyayı ölü sanmayın, özgörevlidir. Dünyanın nefesi ağır yükü hafifletmiş bir ışıkla tohumlanmıştır. Söyledim dünyaya, dedim ki, ol dedik oldu. Yok muydu dünyada yaşam? Ol dedik oldu. Esmaların levh-i kaleminde iyilikten başka ne vardı? Savaş vardı. Levh-i kaya sayfalanışları da yaptı. Ama ruh Kur'an'ıydı. Resmi çalışma insan soyunun kaynağıdır analar. Şimdi duaya bakalım. Yüceldi dünya. Yoğun ışık haline dönüştü. Artık dünyada kervan yürüyor. Bu kervan iman edin ki tebliğleri okuyanların kutsal toplumlarıyla yürüyor. Yürüyen dünyanın özgeçişi yapıldı. Artık dünyada kapılar var. Her kapı bir kaha, her kapı bir safha, her kapı bir safha ve her safhada bir yaşam. Herkes kendine yürüyor. Ama yürümekten öte yürütenler de var. İşte o yürütenler yürümekte olan yaşam sayfalarında yürütücü olarak, bitişik kapılarda kodlayıcı olarak çağrılar yapıyorlar. Seyfullahları sistem, nizam ve düzen gözü olan insan, yaradan ve yaratılan olarak çalışıyor. 20 gün çalışıp, her resmi çalışmada kodlayıcı olup, toplumları tohumlayıp, 21. gün kalem yaşama inip, bütün kötülükleri aşıp, yer küreyi dilletmek öz görevledir. 20. gün hepimizin gözüdür. Ve orada o yoğunlukta artık yaşam yoktur, ışık vardır. Işığı hak edenler bilirler ki kaynaktaki tohum yoğunluğu kodlanmış bir tohumdur. Ve o tohum zerk sistemleşmesini sağlıyor. Hepinizin daha iyi anlayabilmeniz için dünyanın yoğunluğunun kontrollü olarak artırılışı sonrasında her diri kendi yüceliğiyle bütünün gücü haline dönüşüp kodlanmış tohumlarla, kodlanmış kayıtlarla kürzi sayfalanış yapıyor ve o kürzi sayfalanış 20. sayfada koku yükselterek bitişken ilmikaha olanları yaşama sayfalıyor. İşte o
Yaşam sayfalaması nehasi sayfalanışıdır. Eğer dünya yarında yoğunluğunu kontrol edecekse bu kürzi ışıkla edecek. Ve bütünün gücü dürümlere inecek. İşte yaşamda bu oluyor. Evrenlerin sessizliklerinde daha yüce ışıkların kodlanışı başladı. Dünya nuru daha güçlü olarak diğer planetlere de umman olup akıyor. Her planet kendi yaşam sayfasındaki ışığı bitki, hayvan ve diğer sayfalara indiriyor. Bütün kötülükleri aşanlar bunu net anlarlar. Her şey her şeye etki ediyor. Sessiz zamanlar dilleşmeye başladı. Üzüm gözlüler, insanlık yenilendi. Burada bu yaşamda hepimizin gözü açık. Şimdilik size vereceğim budur. Aha bu.